Merhaba, hoş geldiniz. Bugün İLEHU Akademisi'nin İstanbul'daki konferanslarının 41.sini dinleyeceğiz. Ankara'da da biliyorsunuz başladık. Ankara'da 10'u geçtik galiba. Evet. Bugünkü konuşmacımız İLEHU Akademisi üyesi değerli sosyolog Çağlar Keyder. Çağlar öğretim üyesi olarak ODTÜ'de, State University of New York, Binghamton'da ve Boğaziçi Üniversitesi'nde çalıştı. Şimdi bize yeni kapitalizm konusunu konuşacak. Bakalım yenisi nasıl olur? Herkes nispeten memnun. Ama 1970'lerde bu sözünü ettiği tür dağıtımcı, refahçı, zenginliği paylaştırıcı kapitalizm bir krize girmeye başlıyor. Kapitalistler bu krizin nedenini devlette buluyorlar. Yani devlet çok karışıyor ekonomiye. Çok fazla vergi alıyor, çok fazla dağıtıyor her şeyi. Dolayısıyla krizden çıkmanın yolu devleti bir şekilde zapt etmek, devleti dizginlemek ve bununla beraber esas piyasa ekonomisini geri getirmek için bir takım ciddi tedbirler almak gerekir diye bir platform oluşturuyor. Sanayiciler, genellikle kapitalistler. Bu Avrupa'da da böyle, Amerika'da da böyle. Ve bildiğiniz gibi bunun siyasi yansıması da epey ve bayağı da popüler bir platform oluyor.
Amerika'daki 1970'lerin sonunda siyasi görüşmelere bakarsanız, Amerika'da Reagan'ın seçilmesi, İngiltere'de Thatcher'ın seçilmesi, Çin'de Deng'in gelip bütün mağrucu politikaları değiştirmeye başlaması, Türkiye'de de biliyorsunuz 12 Eylül ve devamı Gözaltı. Bunlar aşağı yukarı bütün dünyada. Bunlarla beraber entelektüel dünyada da bayağı bir dönüşüm oluyor aynı dönemde. Bildiğimiz bu işte postmodern felsefe diyelim. Yanlış bir tabir olabilir fakat genel bir anlamda bir şey anlatıyor. Genelde bu, bu felsefenin varsayımı insanların fert özgürlüklerini kullanarak bir takım şeyleri yapması devletin onların hükmesinden çok daha iyiymiş gibi. Dolayısıyla şimdiye kadar çok aydınlanmacı bir yaklaşımla devletin her şeyi daha iyi yapacağı, daha iyi modernizeleceği, daha iyi ekonomiyi kontrol edeceği düşünülüyordu. Bunlardan kurtulmamız gerekir. Ve bu güdümlü dünyayı değiştirmemiz iyi olur gibi bir entelektüel tarafı da var. Sonuçta bu 80'lerde bayağı bir mücadele olarak düşünülebilir. Yani siyasi bakımdan bir dönüşüm olmasına rağmen henüz tam oturmamış bir felsefeden söz ediyoruz. Ama 90'larda bayağı oturmuştu. Şöyle ki Thatcher'ın, Mrs. Thatcher'ın bir lafı vardır. Çok kullanılan, siteye edilen. Alternatifi yok bu yaptığımız şeyler. O kadar ki 90'larda hakikaten alternatif olmadı ortaya çıktı. Çünkü bu sözünü ettiğimiz politikacıların tam karşısında olması gereken politikacılar geldiler iktidara. Ona rağmen hiçbir şeyi değiştirmediler. Tam tersine bu neoliberal siyaseti devam ettirdiler. Özetlersek bu neoliberal siyasetin yani neoliberal yaklaşımın köşe taşları devleti küçültmek en başta. Yani devletin böyle her tarafa karışmasını bir şekilde önlemek. Bu özellikle tabii ekonomi için geçerli. Yani ekonominin piyasa ekonomisine geri dönmesini istiyorlar. O yüzden de adları zaten neoliberal. Yani liberalizm bir iktisat doktrini olarak liberalizm 1800'lerin ortasında ortaya çıkmış bir şey daha çok. Tabii kendileri Adam Smith'e kadar geri götürüyorlar. Yani 770'lere kadar geri götürüyorlar. Fakat bir gerçek bir şey hakim bir doktrin olarak ortaya çıkması daha çok onun doktrin gözü. Ve kendilerine neoliberal devletlerinde bu zaten. Yani biz eski liberalizmi şimdi yeniden yaşatmaya çalışacağız gibi. Ve esas söyledikleri, bakın şimdiye kadar hükümetler ekonomiye baktıkları zaman daha çok ekonomideki talebi, yani tüketim potansiyelini geliştirmeye çalıştılar. Oysa bu çok yanlış ve bir takım saptırıcı sonuçlar ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla esas yapmamız gereken her şeyi bırakıp sadece ve sadece yatırımcıların teşviki olmalı. Yatırımcıların teşvik edilmesi ne anlama geliyor? Yatırımcılar iş hacmi yaratıyorlar. Dolayısıyla başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. İş hacmi yaratalım, insanlar istihdam etsin. Onların aldıkları gelir zaten talep olacaktır. Dolayısıyla devletin başka bir şey yapması şart değil. Bu iş hacmini oluşturmak için de yani iş yaratan insanların memnun, mesut olmasını sağlamak için de tabii ki vergileri azaltmamız lazım. Her türlü kural koymak, düzenleme yapmak, bir takım kısıtlar ortaya çıkarmak, tüketiciyi korumak, işçiyi korumak, yani bütün bunlar yanlış şeyler. Çünkü bütün bunlar aslında her şeyi saptırıyor. Ayrıca devletin iş yapması da her şeyi saptırıyor. Çünkü devlet iş yapınca yanlış şeyler yapıyor. Oysa tek doğru piyasadan çıkar. Onun için özelleştirmek de lazım. Yani devletin şimdiye kadar ele almış olduğu, yapmaya çalıştığı şeyleri tamamen her şeyi özel ellerine gerekir.
Bu arada tabii devletin lüzumsuz yere masraf yapması, yani sosyal politikalar şeklinde, o da kötü. Ve de tabii daha da en kötü olan işçilerin örgütlenebilmesi. Çünkü işçiler örgütlendiği takdirde bir ortaya piyasayı yine sattıran, piyasayı yanlış yolda götüren bir güç oluşturmuş oluyorlar. Dolayısıyla sendikalara karşı bir siyaset geliştirmek lazım. Sendikaları bir şekilde yıkmak lazım vesaire. Şimdi bu olay gördüğünüz gibi bir piyasa ekonomisinin yerleştirilmesine bir siyaset. Fakat piyasa ekonomisi dediğimiz zaman, Adam Smith zamanında da öyleydi. Daha sonra özellikle tabii Dünya Savaşı sonrası dönemde öyleydi. İnsanlar hep kendilerini ulus devlet çerçevesinde düşünüyorlar. Yani bir piyasa ulus devletin içinde oluşan bir şey olarak düşünüyorlardı. Oysa bu yeni akımda ulus devlet artık çok önemli değil. Çünkü artık dünyadan bahsetmemiz lazım. Yani dünyadaki piyasadan söz ediyoruz. Dolayısıyla mesela eğer ben aynı malı çok daha düşük ücretli bir yerde daha ucuza alabiliyorsam ve de gerek Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da neyse onu daha yüksek bir yerde almam gerekiyorsa burada bir yanlış var. Çünkü bu piyasaya uygun olmayan, piyasa mantığına göre doğru olmayan bir şey. Dolayısıyla bir piyasa mantığını da dünya pazarı perspektifinde görmemiz gerekiyor. Yani somut olarak öyle. Bu nedenle tabii herhangi bir korumacı yaklaşım yanlış olarak görülüyor. Çünkü korumacı yaklaşım demek bizim pazarla diğer pazarları birbirinden ayırmak. Dolayısıyla farklı mantıklar kurmak anlamına geliyor. Şimdi bu tabii somutta şöyle bir şey. Yani bu ticaretle mümkün olabilir. Ticareti çok serbestleştirerek mümkün olabilir. Fakat bu dönemde, yani 80'lerde, 90'larda aynı zamanda bu çok uluslu şirketlerin büyük iktidar kazandığı dönemde, çok büyük güç kazandığı ve çok uluslu şirketler artık kendileri dışarıdan mal alıp içeride başka türlü malları onları satmak şeklinde düşünüyorlar değil. İstediğiniz yerde üretim yapabilmeniz gerekir şeklinde düşünüyorlar. Yani eskiden diyelim ki bir fabrikanın içinde, yani bir şirketin içinde 20 adımda yapılan bir malı kolaylıkla 15 adımını başka yerde yapıp hepsini ondan sonra getirip burada paketleyip satmak imkanı olsun istiyorlar. Yani çok uluslu şirketler giderek alt birimleriyle beraber her şeyi hesaplamaya başlıyorlar. Nitekim bu dönemin sonuna doğru aşağı yukarı 90 bin tane çok uluslu şirketten söz ediyoruz dünyada. Ve bunların her birinin ortalama 10 kadar alt birim. Yani herhangi bir kullandığınız malı düşünün, bir iPhone olabilir, bir laptop olabilir. Bunun içinde o laptopun üzerine adını yazan şirketin en aşağı 10 tane, 20 tane, belki 100 tane alt birimi var. Ve böyle bir ölüm şey gelişiyor ki bu yani şu anda hesaplandığı zaman dünya ticareti dediğimiz şey. Dünya ticaretini şu anda dünya gelirini, yani dünya toplam gelirini 70 trilyon dolar kişi aşağı yukarı onun dörtte biri dünya ticareti olarak düşünülebilir. Bunun üçte ikisi kadarı şirket içi ticaret. Yani ticaret A ülkesinden B ülkesine giden bir şey değil. A ülkesindeki bir şirketin kendi alt birimleriyle yaptığı ticaret üçte ikisi. Yani bu sözünü ettiğimiz olay ticaretin tek başına, yani eskiden düşündüğümüz anlamda ticaretin tek başına bir küreselleşmesi değil. Bu daha çok üretimin küreselleşmesi anlamında. Tabii ki alt birim demek aynı zamanda bu büyük şirketlerin, yani çok uluslu şirketlerin yatırım yapmaları demek. Yani giderek dolayısıyla bu çok uluslu şirketlerin yatırım yapma serbestliği çok önemli kazanıyor. Çünkü aksi takdirde bu sözünü ettiğim anlamda bir liberalizm, yani sözünü ettiğim anlamda bir piyasa
sahip olmanın ortaya çıkması çok zor. Doğrudan yatırım Biden'ın içinde, doğrudan yatırım bildiğimiz gibi aslında genel anlamda sermayenin akımdan kazanan daha düşük toplam. Yani sermaye çok hızlı her yere gidebiliyor. Yani siz, ben, hepimiz laptopumuzu, evlerimizi alıp parayı şuradan şuraya aktarabiliriz. Yani bilmem Almanya'da tahvil alabiliriz, Amerika'da istesemine para koyabiliriz. Gayet kolay bir şey bu. Veyahut da döviz ticaret edebiliriz. Ama tabii doğrudan yatırım böyle bir şey değil. Doğrudan yatırım demek bir büyük şirketin, tabii büyük sermayelerin örneğin Türkiye'ye gelip işte ben şurada şu binayı satın alacağım veyahut da şurada şu işletmeyi kuracağım demesi. O tabii çok daha fazla kural vesaire gerektiren bir şey. Çok daha fazla buradaki devletin buna yönelik bir takım önlemleri almış olmasını gerektiren bir şey. Bir de tabii bu diğer yatırımların yani doğrudan yatırım, hisse senedine yahut da bonoya tahvili yapan yatırımlar gibi. Bir de olayın böyle sıcak para denilen çok daha hızlı yahut da en sıcak para diyebiliriz. Çok daha hızlı gidip gelen, mesela döviz kurlarındaki dakikalık bir değişimden seyretmeye çalışan vesaire. Bunların arasında hiçbir ayrım yapmadan küreselleşme bütün bu sermayenin giriş çıkışını serbestleştirmek istiyor. Ve nitekim böyle bir şey var. Şimdi bu dolayısıyla bu küreselleşmeyi de aslında bir stratejinin parçası olarak alabiliriz. Yani nasıl ki neoliberal politikalar sermayenin bir reaksiyonuydu. Kendi durumunun devlete karşı durumunun daha güçlenmesini isteyen bir reaksiyondu. Aynı şey küreselleşme için söz konusu. Yani sermaye bir reaksiyon göstererek kendi kötü durumuna, kendi iktidarını kullanarak, parasını kullanarak bütün bu küreselleşme politikalarını da yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi dolayısıyla sermayenin bu şekilde bir hareketliliğe imkan sağlaması kendi adına devlete karşı daha da kendisini güçlendiriyor. Yani devlet çünkü herhangi bir devletten bahsedelim, herhangi bir devlet o sermayenin o devletin içinde kalacağı varsayımıyla ona karşı bir takım tedbirler alabilir. Diyelim ki şunu yap, şunu yap veyahut da şu kurallara uyu veya uyma. Oysa sermaye şimdi bu tüm sermaye akımları söz konusu olduğu zaman istediği zaman başka yere gidebilecek durumda. Bu tabii küreselleşmenin en büyük sorunlarından bir tanesi. Sermaye mazan bir serbestliği tanımıyor. Mazan bir akım gücü, oradan oraya gidebilme gücü tanımıyor. Buna karşılık işçilere hiç öyle tanımıyor. İmkan yok. Yani işçilerin buradan çıkıp başka yere gitmesi çok daha zor. Gördüğünüz gibi şu sıralarda çok gündemde olan nedenlerden dolayı. Dolayısıyla bu yani küreselleşme olayı neoliberal siyasetin bir kefili olmaya başlıyor. Yani küreselleşme olduğu için bir takım işçi hareketlerine veyahut işçilerin belli bir şeyler yapma imkanına karşı bir şey çıkıyor ortaya. Şimdi bu ne demek işçiler açısından yani biraz daha somuta baktığımızda? İşçilerin aslında bütün dünya işçileriyle, yani her işçi, her ülkenin işçileri, bütün dünya işçileriyle rekabete girmesi anlamına geliyor. Çünkü Amerika'daki işçi, diyelim Meksika'daki işçiyle rakip. Çünkü sermaye oradan kalkıp oraya gidebiliyor. Aynı şekilde Türkiye'deki işçi, Pakistan'daki işçiyle rakip. Nitekim belki siz de farkındasınız. Türkiye'deki tekstil sanayinin önemli bir kısmı bir müddet sonra Pakistan'a, Bangladeş'e gitti. Çünkü artık tişört yapmak için çok daha az ücret alan, daha az becerisi olan işçiler kabul edilebiliyordu. Yahut da gene belki farkındasınız. Bir takım Türkiye'deki şirketler gittiler, doğrudan yatırım yaptılar Mısır'a, Etiyopya'ya. Çünkü buradaki şirketler gidip
diyelim ki GAP'le veyahut da başka bir dünya firmasıyla ilişkiye girebiliyorlardı. Fakat Türkiye'deki ücretler yüksek gelmeye başladı. Dolayısıyla başka yerde yatırım yaptılar. Bunun bütün bunların neticesine tabii işçilik olayı, yani işçi sınıfının bildiğimiz bu işçi kültürü, işçi örgütlenmesi, işçi sanayi, işçi sendikaları vesaire olayları çok farklı bir konuma gelmeye başladı. Yani böyle bir imkan sağlandığı takdirde sermayeye, o zaman süreklilik tabii söz konusu değil. Hiç kimse sürekli işçi istihdam etmek durumunda yani olamaz. Çok daha işte şimdi daha giderek prekarya denilen, bazen iş bulabilen, bazen iş bulamayan, taşeronla çalışmak mecburiyetine kalan, hiçbir anlamda örgütlü olmasına imkan olmayan bir işçi sınıfı ortaya çıkmaya başladı. Yani 19. yüzyılda Marx'ın sözünü ettiği bu rezerv işçi ordusu artık sanki bütün işçilere teşmil olmaya başladı. Tabii bu arada yani küreselleşmenin, daha sonra da sözünü edeceğim, küreselleşmenin getirdiği bir ikilem var. Yani küreselleşmenin içinde avantajlı bir şekilde, ayrıcalıklı bir şekilde hareket edilecek yeni bir grup da çıkıyor. Ama benim sözünü ettiğim işçiler o küreselleşmeden o şekilde bir avantaj alamayacak insanlardan söylüyorlar. Şimdi 90'larda bu küreselleşme olayının bir kurumsallaşması söz konusu. Yani tamam pratikte olmaya başlamış ve olan bir olaydan söylüyoruz. Fakat bunun henüz bir global anlamda, yani küresel anlamda bir kurumu ve bunu gözetleyen ve de aykırı hareket edeceklerini cezalandırmaya çalışacak bir kurum söz konusu değil. 90'ların ortasında çok önemli bir şey oluyor. Dünya Ticaret Örgütü ortaya çıkıyor. Dünya Ticaret Örgütü adından anlaşılabileceği gibi ticari ilişkileri aslında gözeten bir kurum. Mesela eğer diyelim ki Türkiye Rusya'ya farz edeyim bir ayrıcalık verdiyse ticaret konumunda, ticaret durumunda aynı ayrıcalığı başkalarına da vermek durumunda. Yani bir dünya ticaret örgütüne üye olmak demek herkese eşit bir şekilde aynı zamanda da mesela dumping yasaklanıyor veyahut da devletin belli şirketleri kayırması, onlara sübvansiyon vermesi böyle şeyler yasaklanıyor. Yani bunun yapmak istediği esas olarak tam bir piyasa oyununun oluşması Dünya Ticaret Örgütü. Ve de yani ona girmeyeceğim şimdi ama Dünya Ticaret Örgütü çok ilginç bir olay çünkü ilk defa olarak ülkelerden bağımsız bir cezai ehliyet, cezai imkan sağlanıyor. Yani eğer yanlış bir şey yapmışsam ben ve de Amerika diyelim ki gelmiş, itiraz etmiş ve Amerika kazanırsa Dünya Ticaret Örgütü içindeki mahkemeyi diyelim, o zaman Türkiye Amerika'ya karşı bir kompansasyon yapmak zorunda. Yani Amerika'da Türkiye'ye karşı mesela belli bir yanlış bir şey yapabiliyor buna karşı. Yani bir kısas. Bunlardan daha önemlisi ve biraz önce söylediğim bu ticareti ve sermaye yapımıyla olan ilişkili olan şey şu. Dünya Ticaret Örgütü, dünyadaki tüm ülkelerin eğer Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmaları istiyorlarsa ki sanıyorum şu an sadece 3 veya 5 ülke var üye olmayan, bütün bu ülkelerin aynı zamanda fikri mülkiyet haklarını kabul etmesini emrediyor. Yani fikri mülkiyet hakları aynı Amerika'daki, Avrupa'daki olduğu gibi eğer kabul edilmezse bu herhangi bir ülke Dünya Ticaret Örgütü'nün parçası olamıyor. Bu niye önemli? Çünkü şöyle, mesela diyelim ki yine sizin elinizdeki iPhone'dan söyleyelim. iPhone'un şu anda bu kadar pahalı olmasının nedeni tabii ki tahmin edersiniz içindeki bir sürü şeyin patentlenmiş olması. Patentlenmek demek bu içindeki patentlenmiş şeylerin patentleyen şirketin tekelinde olması demek. Patentleyen şirketin tekelinde oluyorsa demek ki bunu istediği fiyata satabiliyor. Yani bir monopol olarak
kaydediyor. Şimdi böyle çok şirket var tabi dersiniz. Bütün ilaç şirketleri bunu yapmaya çalışırlar. Ve de ilaç şirketleri işte doktorlar var, gidiyorlar. Herhangi bir yeni ilacı muazzam fiyatlara satmaya çalışırlar. Bu tabi bunun nedeni ellerinde bir tekel olması. Şimdi eskiden yani bu 1980'ler öncesi ekonomide bu patent olayı çok iyi işlemiyordu. Belki hatırlarsınız, mesela Türkiye'de Doğu Almanya'dan gelen bir ilaç, İngiltere'den veya Amerika'dan gelen bir ilacın çok daha azına satıyordu. Çünkü Doğu Almanya o sırada patent olayını kabul etmemişti. Veyahut da kaçak bir şekilde yapılan yine patentli bir ilacın böyle çok daha ucuza satılması mümkün. Bütün bu olaylar, yani bunun içinde tohumlar var, ilaçlar var, işte iPhone gibi olaylar var, moleküller var, her bir şey var. Hepsinin bunların fikri mülkiyet hakkının büyük şirketlerde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla büyük şirketlerin, yani bu biraz önce söylediğim anlamda çok uluslu şirketlerin ve üretimlerini her yere yayan şirketlerin bu monopol konumları dolayısıyla çok büyük rantlar elde ettiğini söylüyorum. Rant satışları kullandığı biraz, yani normal kârın çok daha üstünde bir kâr etmektedir. Eğer tabii ki sizin hiçbir rekabetiniz yoksa, size rakip gelemiyorsa çünkü elinizde fikri mülkiyet hakkı var belli bir şey için, tabii ki çok yüksek kâr elde ediyorsunuz. Dolayısıyla öyle bir durum çıkıyor ki, yani bu küreselleşmenin haritasını eğer düşünürseniz, Amerika'da ve bazı Japonya'da gibi Avrupa'nın bazı ülkelerinde ellerinde bu monopolleri tutan büyük şirketler var. Ve onlar çok büyük rantlar elde ediyor. Çok elde ettikleri çok büyük rantlar da nasıl dönüşüyor, nasıl dönüyor? Kendi hisse senedi sahipleri veya da Bill Gates gibi olayı kuran insanlar ve tabii CEO'lar yani bu şirketlerin karşısındaki insanlar çok büyük gelirler elde etmeye başlıyorlar. Çok yüksek maaşlarla çalışmaya başlıyorlar. Şimdi bu olay çok önemli çünkü hakikaten bu gelir dağılma meselesi sözünü ettiğim ekonomi sonunu getiriyor. Ve gelir dağılmanın önemli bir parçası bence bu sözünü ettiğim monopol dönüşleri ve rantlar. Şimdi bu olay 90'larda hakikaten sözünü ettiğim bu Dünya Ticaret Örgütü ve bu fikri mülkiyet olayı ki bunlar TRIPS 90'ların ortasında olan bir şey. Ve bu olayın nasıl çalıştığı da ortaya çıkmaya başlıyor yavaş yavaş 90'larda. Belki hatırlarsınız 90'ların sonunda 1999'un hatta Kasım'larda Seattle'da bir Dünya Ticaret Örgütü toplantısı oldu. Ve orada ilk büyük ve de uluslararası iştirakı olan bir anti-küreselleşme hareketi. Şimdi bu çok ilginç bir şeydi çünkü bunun içinde bu anti-küreselleşme hareketi içinde ilginç bir ittifak vardı. Amerikalı sendikalar vardı içinde. Üçüncü dünyadan gelen tarım çiftçiler vardı. Ondan sonra çevreciler vardı. Üçüncü dünyalı bakanlar vesaire vardı. Bütün bunlar küreselleşmeye karşı bir aradaydılar. Niye? Çünkü işçiler mertebeki ücretlerden dolayı. Çevreciler çünkü üçüncü dünyadaki ülkeler bize gelin, bize gelin diye rekabete girdikleri için çevre koşullarını tamamen unutmaya başlamışlardı. Yani çevreyi koruma olaylarını. Tarımdaki insanlar örneğin tohum satın almak için o monopollere çok büyük para vermekten muzdariptiler. Yani bütün bunlar bir araya geldiler ve bu küreselleşmenin esas olarak tam şikayetinin nerede olduğunu anlatmaya başladık. Şimdi buradan direkt olarak şeye geçeceğim. Gelir dağılımının nasıl bozulduğu meselesine. Çünkü sonunda çok başak olan bir olay o. Bütün bu nedenlerden dolayı, yani ona
rapor rantlardan dolayı, sendikaların mahvedilmesinden dolayı, en çok o yüzden ve küreselleşmenin getirdiği farklılıklardan dolayı, yani ülkenin içinde, yani Türkiye'yi düşündüğünde, küreselleşmeden gayet memnun olan, çünkü küreselleşmenin buraya getirdiği şirketlerde diyelim ki iyi işler bulabilen veyahut da yaptığı işi iyi satabilen insanlar var. Bir de buna hiçbir şekilde iştirak edemeyecek insanlar var. Dolayısıyla orada da böyle bir etkiler çıkıyor. Ve bütün bu koşullar yeni dağılım üzerinde büyük etkisi olan şeyler. Nitekim işte bu dönemde yavaş yavaş bu gelir dağılım üzerine konuşulmaya başladı. Şimdi gelir dağılım şöyle bir şey, gelir dağılımını gene matematikçiler, iktisatçılar belli bir formülle anlatmaya çalışıyorlar. Bir katsayı var, Gini katsayısı diye. Benim gerektiğini sanmıyorum bunu ama şöyle bir şey, eğer sıfırsa gayet güzel bir gelir dağılım var demektir, yani herkese eşit gelirdi. Birse en kötü durum. Şimdi bu gelir dağılımı katsayısına baktığınız zaman, mesela Türkiye'nin buradaki katsayısı 0.4 filandır. Amerika Birleşik Devletleri'nin aşağı yukarı 0.4'tür. Buna karşılık Avrupa ülkeleri 0.3 gibidir. Çünkü orada daha sağlam bir dağılım. Fakat istisnasız bütün ülkelerde, Türkiye'nin orada bir istisnasız sonra bakarız isterseniz, istisnasız bütün ülkelerde bu Gini katsayısı artıyor. Yani bütün ülkelerde yeni dağılım bozuluyor. Şimdi bu Gini katsayısı biraz fazla matematiksel diye düşünen insanlar daha farklı şekillerde bakmak istediler buna. Ve belki hatırlıyorsunuz, 3 yıl önce Piketty çok meşhur olmuştu işte, Gini kitabı mesela. Ve Piketty ve onun meslektaşları, Sayers, Atkins'i gibi insanlar bu olaya bakarak dediler ki ya bunu başka türlü anlatalım. Mesela bir ülkenin içinde en yukarıda olan %1'in aldığı gelire bakalım. Yani en yukarıda olan %1 mesela eskiden Amerika için konuşuyorum. 1970'te diyelim ki %8'ini alıyordu bütün gelirin. 2000'lere geldiğimiz zaman bunun %20'si kuşunu almaya başlamış. Yani bu böyle muazzam değişiklikler var. Avrupa'da biraz daha az sözünü ettiğim bir farklılaşma. Ama Amerika'da çok belirli bir şekilde. Şimdi tabii bununla beraber, yani %1'i bir kenara bırakalım. %0.1'e baktığımız zaman çok daha problemli durumlar çıkmaya başlıyor. Onu da bırakın. Forbes vardı, meşhur kapitalistlerin dergisi diye kendisini lanse eder. Mesela Forbes'un son sayısına bakarsanız eğer bir şekilde çok hala aynı şeyleri anlatıyor. Diyor ki, çok kötü bu gelir durumu, bunun neticesinde bu sistem çökecek diye. Ama Forbes'un mesela yaptığı gelen bu dönemlerde milyarderler, herhalde bunu yaparlar. Kaç tane milyarder var nerede? Diye. Ve tahmin edebileceğiniz gibi bütün dönemde, yani 2000'lerde özellikle, milyarder sayısı sürekli artıyor. Milyarder sayısının artması demek, nüfustan aşağı yukarı tamamen kopmuş bir tam böyle bir plutokrasinin ortaya çıkması demek. Yani bunlar, bu insanlar çok farklı şekillerde yaşıyorlar. Biz onları hiç görmüyoruz. Başka yerlerde yaşıyorlar, başka şekillerde helikopterle bilmem evlerinden işlerine gidiyorlar. Tabii kendi cepleri var. Bütün dünyadaki bu global şehirlerde oradan oraya giderek yaşıyorlar. Ve tabii ki en önemlisi, devletin üzerinde, iktidarın üzerinde, lider olan partinin üzerinde muazzam bir etkileri var. Dolayısıyla yani bir sosyal anlamda, sosyolojik anlamda tabii ki çok farklı yaşıyorlar. Bunun muazzam yine etkileri oluyor toplum gelirine. Ama esas olarak problem, bundan edindikleri güç, bundan edindikleri iktidar ve dolayısıyla da iktidarın yaptığı politikalar üzerinde çok eşitsiz bir etkileri olması. Bu plutokratlar üzerine de çok literatür var. Ve bu literatürde söylenen gelen de çoğunun, yani
çoğunun bütün bu elde ettikleri gelirin, elde ettikleri servetin tamamen kendi becerilerine dayandığını düşündüğü. Dolayısıyla da herkes bunu yapamıyorsa onların kabahati şeklinde bir olduğu. Yani genelde gayet liberter diyebileceğimiz böyle ultra aynenci vesaire gibi bir sağ siyasetin savunucuları oldu. Şimdi bu geri dağılımına düştüğüm olay. Bir üçüncü boyuttan söz etmek istiyorum. Bu da çünkü bizi anlamak için özellikle önemli. Bütün bu gelişmelerin bir boyutu daha var. Bu da finansallaşma denilen boyutu. Finansallaşma demek bütün ilişkilerde, bütün ekonomik ilişkilerde bir şekilde finansın aracı olarak işin içine girmesi. Mesela eskiden öğrenciler üniversiteye gidiyorlardı. Ama şimdi üniversiteye giderken aynı zamanda borç almaları gerekiyor. Eskiden insanlar ev alırlardı. Şimdi ev alırken muhakkak banka elinde ipotek almaları gerekiyor. Eskiden insanlar alışveriş yaparlardı. Şimdi kredi kartıyla alışveriş yapıyorlar. Bütün bunlar finansın kendisini bu tür alışveriş olaylarının hepsinin içine sokması anlamına geliyor. Tabii sadece bu değil. Finans başka türler, başka şekillerde de işin içine giriyor. Yani mesela bu sermaye alışkanlığından söz ettik. O tabii ki tamamen finansla yapıştırılmış. Yani insanlar paralarını finansal anlamda yükseltmeye çalışıyorlar. Oradan kar elde etmeye çalışıyorlar. Devletler eskiye nazaran daha fazla borç alıyorlar. Şirketler eskiye nazaran çok daha fazla hisse senetlerinin nasıl hareket ettiğine kendilerine odaklıyorlar. Eskiden daha fazla büyümeye, teknolojilerini geliştirmeye odaklanıyorlar. Şimdi bunun bir nedeni eskiden devletin yaptığı tabi şeylerden çekilmiş olması. Yani eskiden üniversiteler serbestti, herkes için diyebiliyordu ve insanlar özel olarak borç alıp ondan sonra üniversiteye girmek üzere kalmıyorlardı. Eskiden devlet yeteri kadar vergi alabiliyordu. Dolayısıyla devletin sürekli borç alması, tahvil satması gerekmeyebiliyordu. Bu bir şey. Başka bir şey ise şu, gelir dağılımı nedeniyle, yani gelir dağılımı kadar büyük olması nedeniyle yeteri kadar tüketim potansiyeli yok insanlar. Dolayısıyla bir şekilde insanlardaki tüketim potansiyelini şişirmek gerekiyor. Yani bu şu anda sinemalarda oynayan Big Short diye bir film var, belki gördünüz. Bu çok güzel bir film. Gayet iyi anlatıyor bu olayı. Tavsiye ederim. Orada mesela söylenen şu, insanların ev almaya parası yok. Çok düşük ücretle çalışıyorlar, hatta işsizler. Ama onlara bir şekilde ev satmak gerekiyor çünkü buna ev yapılıyor. Nasıl yapalım? Onlara ipotek verelim. İpotek verirken de bakmayalım. Bunu geri ödeyebilirler mi, ödeyemezler mi diye. Dolayısıyla şişirelim orayı şeklinde. Yani talep eksikliğini finansallaşmayla tamir etmek gibi bir şeyden söz ediyoruz. Bir başka boyutu da şu, o kadar çok zengin insan ortaya çıkıyor ki bu dönemde, bu zengin insanların paralarını, biriktirdikleri parayı tekrar ekonomiye döndürmeleri çok zor artık. Çünkü biraz önce söylediğim gibi talep yok. Yani insanlar o paraları alıp da yatırım yaparlarsa nasıl satacağız bunu diye düşünmeye başlıyor. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Paraları finansal şekilde kullanmaya bakıyorlar. Yani tahvil satın alıyorlar, tablo satın alıyorlar. Daha sonra satmak için bir daire satın alıyorlar. Yani finansallaşmak aynı zamanda zenginlerin de bir talebi olmaya başlıyor. Başka kim şu parayı ne yapacaklarını bilemiyorlar. Dolayısıyla da bu bir şey, yani finansallaşma da bütün bu olayın bir boyutu. Şimdi finansallaşmanın şöyle bir sorunu var, her zaman fazla olabiliyor. Yani aşırıya kaçabiliyor. Nitekim mesela 1929 krizini bilirsiniz, büyük buhranın başlangıcı. Orada finansallaşma dolayısıyla hisse senetlerinde muazzam bir balon oluşmuştu. O
Ondan sonra birden birisinin farkına vardı ki yani yoksa senetinin kadar para tarafta olmaması gerekiyor ve balon söndü. Ama balonu oluşturan şey finansallaşmaydı yani kredinin kolay olmasıydı. İnsanlar kredi alıp onlar da SSM'de alıyorlar. Aynı şey 1990'larında mesela Uzak Doğu'da oldu. Emlakta oldu. Emlakta bir takım daireler, işte binalar Tayland'da, Filipinler'de, Endonezya'da, Güney Kore'de yapılıyor. Nasıl olsa satılır diye. Ondan sonra birden balon sönüyor. Aynı şey Tokyo'da olmuştu ondan bir 10 sene kadar önce. İşte bu 2008'de olan şey de buydu. Yani Big Short filmine giderseniz göreceksiniz orada da. Öyle bir olay gelişiyor ki ellerindeki parayı bir şekilde kullanmak isteyen insanlar olur olmaz şeylere, kağıtlara, değerli kağıtlara para yatırıyorlar. O kağıtların üzerinde daha fazla spekülasyon yapıyorlar vesaire. Sonunda aradan bir şey aslında yanlış bir şey olduğu anlaşıldığı zaman hepsi birden çökmüyor. Tabii bu hepsi birden çökse sadece orada oynayanlarla ilişkili olsa sorun değil. Ama ne oluyor? Bütün bu olay çökünce muazzam bir iktisadi buhran ortaya çıkıyor. Aynı 1929'daki gibi. Şimdi bu yani bu krizin ortaya çıkması 2008'de geldiğimiz zaman krizin ortaya çıkması ve bunun büyük işsizlik vesaire. Tabii ki bütün bu ekonomiyi, bütün devletleri çok yakından ilgilendiren bir şey. Bir şey yapmak istiyorlar. Ama siyasi dengeler hala aynı. Dolayısıyla ya bu sistem kötü, dolayısıyla yeni bir sisteme geçelim. Bu kadar aşırı finansalcı, aşırı bir şekilde gelip dağılıp o zaman sistemden çıkalım diye bir talep olmuyor, olamıyor. Ve dolayısıyla bütün bu ülkeler, özellikle Amerika ve söylüyoruz. Aynı sistemi devam ettirmek için yeni politikalar ediliyor. Yani Amerika mesela bankaları kurtarıyor. Yoksa ipotekleri satın almış olan insanları değil. Yani yeni ev alanları değil. Borçlu olanlar borçlukları da kalıyorlar. Bankaları kurtarınca tabii öyle bir sinyal vermiş oluyorsunuz ki devam edin. Avrupa daha da kötüsünü yapıyor. Avrupa çünkü tuhaf bir iktisadi doktrinle bütün bu olayın nedeni çok fazla borçlanmış olmaktandır. Dolayısıyla herkes borcunu ödesin diyor. Ve bunun neticesinde hala gördüğümüz Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da ki işsizlik olayları ortaya çıkmaya başlıyor. Yani tam anlamında krizin çözümünü krizi ortaya çıkaran insanların kurtarılması ve de krizden esas etkilenen insanların etkilenmekte devam edilmesi ile ortaya çıkıyor. Şimdi bu durum sonuna şimdi bu durum böyle bir şey çıkıyor ortaya. Yani işsizlik hala devam eden bir işsizlikten söz edildiğinden sonra henüz ortaya çıkan bir tedavi yok. Ve de 2008'den sonra dünya ekonomisi hakikaten durmaya başladı. Yani büyüme oranları ilk yıl negatif fakat ondan beri gayet yavaş bir büyüme söz konusu. Yani eskiye göre söz ticaret aynı şekilde, ticaret artık büyümüyor. Banka kredileri artık büyümüyor. Ve de genel bir acaba bu küreselleşme bitti mi diye bir tedirginlik söz konusu. Şimdi bu tabii bu tedirginlik yani bu küreselleşme bitti mi acaba sorusu. Yeni araçlar getirilmiş. Burada belki yeni kapitalizmden söz etmek mümkün olacak. Çünkü öyle bir tepki ortaya çıkıyor ki ya acaba küreselleşmeye karşı biz tekrar hiç hazırlanıp dönsek daha çok yeni tedbirler mi ortaya çıksa yani küreselleşmeyi ortaya çıkmak. Fakat şöyle bir şey var yani küreselleşmeyi geri döndürme demek
aynı zamanda neoliberalizm ülkesi. Çünkü devletin küreselleşmeye karşı tedbir alıp içeride ekonomiyi kendisinin idare etmesi anlamında bir şey düşünüyorsak eğer oysa çözüm bunu, yani oysa şu anda bir şart, o zaman neoliberalizmin tam tersi, yani piyasanın özgürlüğünü falan kenara bırakın, liberalizmi kenara bırakın, devletin gücünde bir şeyler ortaya çıkması gerekiyor. Nitekim bunu siyasi akımlarda da görüyoruz. Siyasi akımlar sadece artık politika nasıl olsun, devlet ne yapsın türlü soruların çok daha ötesine geçmiş durumdalar. Elitlerin, yani şimdiye kadar bu 1970'lerden 2008'e kadar olan dönemde orayı idare etmiş olan elitlerin meşruiyetini sorgulamaya başlamış bunu görüyoruz. Bütün bu yeni toplumsal hareketlerde Avrupa'da faşizm, faşist takım yeni partiler ortaya çıkıyor biliyorsunuz. Otoriter devletler daha da otoriter olmaya başlıyor. Yani Putin, Türkiye, Macaristan, Polonya, şimdi Hindistan mesela aynı Türkiye'ye çok benzer şeyler olmaya başladı Hindistan'da son haftada takip ettiğiniz mi? Türkiye gibi ülkelerde, yani bu otoriter diyelim ülkelerde aslında bir avantaj var. Bu avantaj da şu, devlet hiçbir zaman tam anlamıyla liberal olmamıştı. Dolayısıyla devlet hiçbir zaman tam anlamıyla sermaye sınıfının gücünde olmamıştı. Dolayısıyla devlet kendisi daha kolay manevra yapabiliyor. Yani bir takım şeyleri zaten yönetmekte olan bir devletten söz ediyoruz. Şimdi farklı bir şekilde yönetecek. Belki küreselleşmeye karşı internet kontrolleriyle başlayacak. Ama belki biraz sonra bankaları kontrol etmeye başlayacak. Biraz sonra ekonomiyi gütmek için farklı politikalar geliştirecek. Zaten Putin'in Rusya'da yaptığı şey buna benzer bir şey. Latin Amerika'da birçok ülkede buna benzer şeyler oluyor. Muhtemelen Çin çok daha fazla bunu yapacak. Çünkü Çin bir anlamda bu 2008 sonrası ihracatı tıkandı. İhraç edecek yer yok çünkü bütün herkes krizde. Çok daha fazla iç pazara yöneliyor. Liberal ülkelerde ise tabii biraz daha zor bu olay, bu dönüşüm. Çünkü hala sermaye sınıfının bir belirli bir gücü var. Ama orada da gördüğünüz gibi çok ilginç yeni bir takım siyasi hareketler ortaya çıkıyor. Fransa'da zaten vardı. Marine Le Pen şimdi daha da güçleniyor. Almanya'da Pegida var, alternatif var, daha güçleniyorlar. İngiltere'de Farage diye bir adamın yaptığı bir hareket var ve de çok da etkili olmaya başladı. Şimdi Avrupa Birliği'nden çıkma şeklinde bir talep ortaya çıktı. Amerika tabii en ilginç örnek. Çünkü ilk defa olarak Amerika'nın tarihinde bir tarafta Demokrat Parti'yi temsil eden sosyalist, yani Amerikan kıstasıyla sosyalist, sosyal demokrat partisi, bir tarafta da işte faşizan, çok popülist bir Trump Cumhuriyetçileri adayı olmak üzere. Yani bu şey, bütün bu olay biraz siyasi anlamda da bu küreselleşmenin ve neoliberalizmin çöküşüne yönelik bir gelişme için. Şimdi bu arada bir anekdot olarak belki farkındasınız. Papa, zaten Papa olduğundan beri gayet radikal bir popülist Papa. Fakat Papa bu cumhuriyetçilerin adayı olan Trump'la bir şeye girdi, münakaşaya girdi. Fakat ilginç tabii, ikisi de aslında aynı şeyi söylüyorlar. İkisi de popülist ama Papa daha humanist ve popülist, solda bir Efendimiz'e göreneğini temsil eden popülist. Trump ise daha faşizan, daha işte bu göçmenler geri gönderilmesi olan sağda bir popülist. Fakat aslında çok benzer kitlelere hitap ediyoruz. Yani böyle bir genel bir dünya havasında bir saat kaçta bir şey var, bir dönüşüm var. Bu
çünkü popülizmler ya da çeşitli şekillerde liberal yaklaşımlı liberal ve liberin gücünde olan siyasette de edilen sosyal hareketlerden söz ediyoruz. Tabii bu olay bu şekilde yani aynı 1930'larda olduğu gibi gelişecek demek zor. Yani 1930'larda dünya hakikaten faşistlere, popülistlere, devletçilere bölünmüştü. Bundan gözünün yani biraz alnı ak çıkan Amerika'ydı. Çünkü Amerika'daki New Deal meşhur. Nispeten liberalizm koruyan. Fakat daha çok işçi sınıfıyla böyle bir ittifak kuran bir liberalizm siyaset söz konusu orada. Buna benzer bir takım şeyler olacağı muhakkak. Ama ne zaman, nasıl, hangi ülkelerde bunu bilemiyoruz. Yalnız şu kesin, dünyada globalizmi küreselleşmiş olmayı liberalizm çerçevesine devam ettirecek hegemonya potansiyeli yok. Yani belki 90'larda böyle bir şey söz konusuydu ama şimdi şu andaki durumda ne Amerika'nın ne Avrupa Birliği'nin ne Çin'in hiçbir ülkenin bu işlerden sorulur, ben bütün dünyayı halledebileceğim ve bütün bu bilmem gibi problemleri vesaire şekilde çözücü kurumlar kuracağım gene potansiyeli sıfır. Dolayısıyla bu sözünü ettiğim yani küreselleşmenin parçalanması, neoliberalizmin bitmesi ve takım buradan farklı otoriter, faşist vesaire rejimlerin çıkması herhalde daha mutlu. Teşekkür ederim. Yanlış gelmediyse kulağıma bir Ayn Rand'den söz etti. Bir öyle bir deyince geçti sanki. Şimdi 50 yıl falan oluyor neredeyse okuyalı da onun ünlü bir kitabı vardır Atlas Shrugged falan. Şimdi bu söylediğin acaba bir anti-Atlas silkinecek gibi bir durum mu? Atlas silkinecek çünkü bir ütopya çıkan olmadı. Söylediğim şu kontekstteydi, ütopratlar yani liberaller, özellikle Rusya'daki ütopratlar, onlarla konuşulduğu zaman sözünü ettikleri kafalarındaki dünya düzeni, kafalarındaki siyaset, bu Ayn Rand'in anlattığı türmüş. Yani Ayn Rand'in beğeneceği sınıfları bir şey. Çok liberaller ve diyorlar ki bu biz olmasak bu dünya yaşayamaz zaten. Her şey biz yapıyoruz. Şirketlerimiz ve biz istihdam yapıyoruz. Dolayısıyla ne oluyor insanlar arasında? Ve o yüzden aynen söz ettim. Yani liberter düşünüşün hatta Strygler'ın başını çoğu esas istihdam yarattığını söylediğimiz insanlar yaratmanlar, kendi düşünürler. Greve gidiyorlar. Greve gidince de dünya duruyor. Dolayısıyla yani, o tür bir yaklaşımdan İnsanın en çok eleştirdiği sistem, kapitalist sistemken... Kimi? İnsanın. İnsan? Evet, genel. En çok benimsediği sistem de kapitalist sistem olması. Bu nasıl açıklanıyor? Yani insanın suçu bu sistemin... İnsanın o şekilde ben sadece kapitalizmi istiyorum dediğini ben pek duymadım. Kapitalizm seviniyor, seviliyor. Çünkü hakikaten insanlar girişimcilik istiyorlar, işte adaların, parkların ekonomide ortaya çıkmasını istiyorlar vesaire. Ama aynı zamanda da kapitalizmin getirdiği kötü şeylerden de kurtulmak istiyorlar. Onların bir şekilde devlet tarafından ya da bilmem kendi koronatörleri tarafından önlenmesini istiyorlar. Yani ikisi arasında bir şey istiyorlar. Nitekim bu ilk başta sürdüğü ettiği büyük kurumdan sonra, yani kurumlardan sonra ortaya çıkan, 70'lere kadar süren bu kapitalizmin altın çağı denilen olay tam da öyle bir şey. Yani devletle sermayenin arasında belli bir antant var, belli bir anlaşma vardı.
Ve bu anlaşma aynı zamanda sermayenin dışında olan insanların, işçilerin vesaire bir şekilde kapitalizmin krizlerinden, kapitalizmin getirebileceği kötü şeylerden, kapitalizmin getirebileceği çevre sorunlarından vesaire korunması anlamına gelir. Yani böyle bir, diyelim ki sosyal demokrat bir çözüm muhtemelen bence insanlara en çok en rahatlatacak çözüm olacak. Dolayısıyla o yardım. Genelde bu anti-globalist perspektif falan ben de yetkisi görüşümde yaşayabiliyorum. Fakat Hakkani tabii şöyle bir şey hatırlamamız gerekmiyor. Yani bu sınırsız globalizm sayesinde mesela Çin'de deniliyor ki 300 milyon insan falan konmuş geri şartlarda yaşamaktan ilk bir altı ortasına ortasınız veya bazıları bir zengin hale geldi. Yani dünyanın bir sürü en geri fakir yerlerinde de sanki olumlu etkileri de oldu. Yani bunu söylemek hoşuma gitmiyor ama yani katılır mısınız? Yoksa burada genç şeylerin bir beyin yıkaması mı? Yok yok, katılıyorum. Yani Hindistan ve Çin'de tabii ki çok büyük başka bir kişi oldu. Özellikle son dönemler, ikinci sonrası dolayısıyla o ülkelerde bir ortasının çıktı vesaire. Tabii o ülkelerde de tüm bu olayla beraber bir geri dağın ortası söz konusu. Ama çok doğru bence de yani en yüz milyonlarca insan eskiden köylerde yaşayan çok yoksul insanlarken şimdi günde 10 saat 12 saat çalışan işçiler oldular. Ama daha da tüketilmek zor. Bu felsefi oraya girmek zor tabii. Yani o milliyette şimdi yani bu post kapitalist düşüncede olan insanlar tabii ki köyde oturmak daha iyi diyebilirler. Yani çünkü bir kapitalist çarkın üstüne girmek devamlı taleplerin yükselmesi anlamına geliyor ve devamlı bir memnuniyetsizlik anlamına geliyor. Mesela bunu söylerken aynı zamanda Foxconn'da intihar eden işçileri de hatırlamak gerekir vesaire. Ama çok doğru, bu sermayenin bu şekilde içine girmiş olması, ısrar etmiş olması belli bir, zaten ben biliyorsunuz Marx'tan şey söylüyor. Aksi takdirde ne Çin ne Hindistan durgunluklarından çıkamaz. Bu Batı sermayesi oraya gitmesi ve bu yeni görüşünü çıkarmış olması bir anlamda bir ilerici bir istek. Yani o nedenle benim sorum şu şekilde. Eskiden kapitalizmin ayaklanma ile yıkılacağı düşünülüyordu ve bunun denemeleri de yapıldı zaten. Fakat o zaman çok büyük sermayelere sahip azınlık bir nüfus ve yoksul geniş kitleler vardı. Marx'ın öngörüsü de zaten böyleydi. Gittikçe kutuplaşma sonucunda zincirlerinden başka kaybedecek şey olmayanlar tasfiye edecekti büyük sermaye sahipleri. Fakat böyle olmadı. Çünkü bugün 62 kişinin servetinin dünya nüfusunun yarısının servetine eşit olduğu söyleniyor ama arada milyarlarca durumundan memnun olan insan kitlesi de var. Bence kapitalizmin kendi ömrünü uzatan en önemli faktörlerden birisi bu oldu. Şimdi size sorum şu, kapitalizm dizginlenebilir mi? Eğer dizginlenebilirse, dizginlenmenin herhangi bir aşamasında yıkılması söz konusu olabilir mi? Veya kendi ömrünü uzatabilecek başka önlemler alma yeteneğine hala sahip mi? Örneğin Fransa'da geliri, kar miktarı ve oranı çok yüksek olan sermaye sahiplerinin vergi oranlarının da artırılması gibi yasalar çıkartılıyor. Fakat bu kapitalizm yapısıyla ne kadar uyuşuktur? Bu konudaki görüşleriniz var. Yani ben kapitalizmin devletin ömrünü uzatmasını
ve çeşitli kurumların da içinde olduğu bir şey olarak görmek istiyorum. Yani çeşitli kapitalizmler var. Kapitalizmin nasıl oluştuğu, nasıl işlediği, devletin, siyasetin kapitalizme uyguladığı kurallarla, koşullarla vesaire ilişki. Dolayısıyla bazı kapitalizmler, mesela 45 sonrası 70'e kadar olan kapitalizm çok daha farklı işliyor. Ama o da kapitalizm. Otoriter popülist bir siyasi rejimin altında kapitalizm de kapitalizm olacak. Ama çok daha farklı işleyecek. Dolayısıyla yani kapitalizm tek bir şey değil hiçbir zaman. Bu farklı işlemeler de tabii ki siyasi siyasi talepleri, siyasi reaksiyonları, yani o anlamda ortaya çıkabilecek sosyal hareketleri çok etkiliyor. Nasıl hareketler ortaya çıkacak? Mesela bu eski dönemde, o 30 yıllık altın çağ döneminde çok daha fazla orta sınıf hareketleri ortaya çıkmıştı. Çünkü orta sınıf bir şekilde kendisinin de o kapitalizmi idare eden devletin parçası olmak istiyordu. Eski etkileri bırakmamak istiyordu. Mesela 68 hareketi gibi. Şimdi tabii daha farklı bir durumdayız. Çünkü şimdi bu neoliberal olayın sonuna doğru geldiğimiz için çok daha çiğ bir takım tepkiler söz konusu. Yani mesela bu Amerika'daki Tea Party vesaire olaylarına baktığınız zaman tam anlamıyla bir şey var. Yani bu sistem işlemiyor. Çünkü çok yerden sıkıştırıyorlar. Oradan borçlular, buradan okula gidemiyorlar, buradan bütün sosyal hizmetler ortadan kalkmış, buradan iş bulamıyorlar vesaire vesaire. Yani dolayısıyla farklı dönemleri kapitalizmin farklı tür tepkiler ortaya çıkıyor. Ama diğer söylediğiniz, yani orta sınıfın bu kadar büyümüş olması bazı ülkeler için tabii ki çok geçerli. Muhtemelen gelişmiş sanayi ülkelerinde orta sınıfın büyüklüğü bütün şu hareketleri azaltan bir şey. Ama her yerde öyle değil. Yani ortası şöyle de düşünebiliriz. Mesela küreselleşmeden kazananlar ve kaybedenler diye bir şey söylemiştim. Şimdi kazananları daha çok orta sınıf olarak, daha küreselleşmeye yatkın, eğitimli, bilgiler vesaire olan insanlar olarak düşünürseniz, mesela onlar da küreselleşmeden böyle bir ödül alamayan insanların arasındaki ilişkiye baktığımız zaman orada da kapitalizmin getirdiği farklı bir şey görüyorsunuz. Farklı bir kesilme görüyorsunuz. Farklı bir kopma görüyorsunuz. O kopmada mesela Latin Amerika'da geçerli, Türkiye'de geçerli, Hindistan'da geçerli. Dolayısıyla işçiler diye değil de o kopmanın etrafında gelişen hareketler söz konusu olur. Onun için yani bu küreselleşmenin parçası olan insanların çoğunlukta olduğu yerler sizin dediğiniz oraya daha uygun. Yani orta sınıfın uygulamasıyla kapitalizmi çok fazla sorgulamak yok. Merhaba. Benim sorum şöyle olacaktı. Yani küresel üretim zincirlerinden bahsettiniz. Mesela Türkiye özelinde mesela bazı sektörler için yani %90'ından daha fazlası ithal girdiği bulunuyor. Yani hal böyleyken yani Kore'nin iyice anlamda karşı hareketin temsilcisi, mümessili bana ya faşizm biraz zor olacak gibi ya da kapalı ekonomiler, ulus devlet politikalarının açabileceği bir kilit işim gelmiyor. Onu da biraz önce bahsettiğim dikey üretim zincirleriyle ilgili olduğunu söyledim. Çünkü bu tarz bir eklemlenme varken anti-globalleşmenin direkt üretimleri durduracağı noktasına getireceği yani böyle bir politikanın da sürdürülebilmesinin acayip zor olduğunu düşünüyorum. Bu konuda yorumunuz ne olabilir? Yani devletçilik tamamen full koruma anlamına gelmiyor. Devletçilik yani merkantilist bir yaklaşım olarak düşünülebilir. Yani aslında ben buna daha böyle neo-merkantilizm demek lazım. Yani, bu şu demek, Bernoy'la ve Menfiat'la Erdoğan ve baş danışmanlarının oturup müzakere etmesi demek.
yani alayın tamamen şirketlerin ötesinde kalan bir pazarlığın ötesine geçmesi. O bir. İkincisi, her sektör sizin dediğiniz gibi değil. Yani mesela otomotiv sektörü tabii böyle. Yani şu anda Türkiye'de 100 milyon yakın otomobil üretiliyor. Buna karşılık bizim Türkiye'de satın aldığımız otomobillerin %80'i dışarıdan geliyor. Yani bu demek ki bu şirket o şekilde kurmuş ki olayı dediğiniz gibi ithal mal geliyor, burada monte ediliyor. Fakat buradaki otomobil yapılan otomobil başka yere satılıyor. Ama biz de başka yerlerden otomobil yapıyoruz vesaire. Bunlar illa böyle olması şart mı bilemiyorum. Şu andaki durumda doğru, böyle tam bir korumacılığa geçme imkanı yok. Ama tam bir korumacılık şart değil devletçi olmak için. Ya benim bir soru olacaktı. Konuşmanızın başında demiştiniz ki 1970'lerdeki küreselleşme eğilime karşı Thatcher bu sistemin alternatifi yok görüşünde demiştiniz. Küreselleşme eğilime karşı yani Thatcher'ın sistemin alternatifi yok demesi muhakkak bir haber olmamız şart, başka bir şey yok. O anlamda söylüyorum. Peki sizce bugün Batı dünyasında biraz yükselmekte olan sağ siyasette aynı görüşte duracak mı yoksa bir alternatifleri var mı? Hayır, bence sağ görüş ya da sağ hareket bence bu küreselleşme olayının önemli bir kısmını geri dönecek. Yani diyecek ki işte biz burada Almanya'da, Amerika'da biz burada kendi işçi sınıfımıza doğru bir ücret vermek mecburiyetindeyiz. Asgari ücreti yükselteceğiz. Şu tür korumalar getireceğiz vesaire şeklinde. O da ne demek? Sermaye eğer devlet böyle bir şey zorlarsa sermaye mecburen geri dönmeye başlayacak. Bir takım şeyleri eskiden dışarıdan şeyleri içeri götürecek vesaire. Yani bu tür hareketlerin, bu tür popülist hareketlerin, otoriter değil de daha önceden hareketlerin sonunda geleceği nokta odur. Liberalizme karşı bir şeyler yapmasıdır. Yani 1930'larda olan buydu zaten. Yani liberalizm çeşitli şekillerde geri döndü. Önce sermaye hareketlerini kısıtlayabildiler. Ondan sonra da çeşitli şekillerde, tabii farklı rejimler farklı yapıyorlar. İçeriye almaya çalışmaya siyasi sonuçlarına değindi. Yani özel dedim. Ve tabii bununla birlikte uçan siyasi kullanmalara gönderme yaptın. Şunu sormak istiyorum. Bilim dünyasında özellikle beşeri ve sosyal ve beşeri bilimlerde bu neoliberal politikaların sonuçları ne oldu? Yani orada da muhakkak bir yankısı olmuştur neoliberal politikaların. Nasıl bir sosyal bilim ve beşeri bilim dünyası olmuştu bu evrede? Evet, yani onu söylemiştim galiba. Yani bu neoliberal reaksiyon ortaya çıktığı sırada aynı zamanda bunun entelektüel bir şey de var, bir karşılığı var, bir karşılığı var. O entelektüel karşılık da işte genelde aydınlanmacılığa karşı diyebileceğimiz felsefeler. Nihilist bir felsefeden söz edebilir miyiz? Nihilist bir felsefeden söz edebilir miyiz? Yok, nihilist olduğunu söylemek zor ama yani aydınlanmacı felsefenin esas temeli nedir? Tabii şeyleri yapmak mümkün. Sadece işte kurtulalım kötü inançlardan. O yapacağımız bir takım şeyleri de kim yapacaktır? Genelde aydınlar yapacak. Aydınlanmış olanlar yapacaktır. Özellikle aydınlanmış olanlar da devleti edebiliyorlarsa, mesela yokluklar örneğinden burada biliyorum, teknokratlar Almanya'da olduğu gibi veyahut da Amerika'da olduğu gibi işte Harvard'dan, bunlar, şuradan buradan gelen bürokratlar, onları toplarsınız bir yerde
ve onlar ekonomiye derler. Şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şu şekilde yapacaksın, şunu fiyatı bu olacak. İşçilere %3 kadar zam vereceksiniz vesaire diye. Bunlara karşı çıkan bir politika nasıl? Bunlara karşı çıkan bir felsefe nasıl? Yani hiçbir zaman sizin yönetmeye çalıştığınız şey kendi kendine oluşan şeyden daha iyi olmayacaktır. Yani bir postmodern yapmakla. Niye? Çünkü yönetmeye çalıştığınız şey siz onu belli bir hedefe doğru yönetmeye çalışıyorsunuz. Oysa hedef çok yanlış bir hedef. Hedef diye bir şey bilmiyoruz. Çünkü illa şuraya gideceğiz diye bir kendimize amaç koymaya imkan yok. Göreceğimiz bir hedef değil. Böyle bir şey yok. Yani bir tarihi anlayabilmek imkanımız yok. Dolayısıyla evet, belki yani biliyorsun yani tüm 80'lerde, 90'larda yani daha son 15 yıla kadar bu tür bir felsefe her şeye hakimdi. Sosyal bilimlerde de. Benim sorum da eğitim hakkında olacak. Bu küreselleşmenin eğitime olan etkisi de var. Bir global education industry diye bir şey var ve bu konularda Avrupa dersler veriyor. Yani küresel eğitim endüstrisi. Yani bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Küreselleşmenin eğitime etkisi ve bunun tabii Türkiye'deki yansımaları da var. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim? Yani bu aslında neoliberal politikadan çok da farklı bir şey değil şu anlamda. Çünkü neoliberal politikanın bir parçası da devletin eğitime yaptığı bütün bu harcamaların önemli bir kısmı lüzumsuz harcamalar. Dolayısıyla ne yapalım? Eğitimi rasyonelize edelim. Nasıl rasyonelize edeceğiz? Özelleştirelim. Böyle bir görüş vardı. Okulları özelleştirmek, üniversiteleri özelleştirmek. Ve bunun yanında da işte bir şekilde küresel anlamda çalışan şirketler de bu özelleştirmenin parçası olarak büyümeye başladı. Ve geldiler, işte Türkiye'de başladılar. Dünyanın her tarafında da kurslar açıyorlar, üniversiteler açıyorlar. Şimdi giderseniz mesela bütün Amerikan büyük üniversitelerinin orada kampüslerinde var. Abu Dhabi'de var, Dubai'de var. Bütün bu büyük duymuş olduğunuz üniversiteler her yerde kampüs açmaya başladılar. Bunların tabii esas amacı eski üniversite amacından çok daha farklı. Para için. Bu böyle bir şey yani. Onun için ben çok farklı olduğunu sanmıyorum. Böyle bir genel anlamda dünyaya yayılan kapitalizm şeyinden konuşmakta. Sözünü söyleyeyim. Bir şey daha var yalnız. Bir şey var, onu da söyleyeyim. Bu plutokratlardan söz ettim milyarderlerden. Şimdi Türkiye'de çok iyi gözüktüğü gibi bu milyarderler kamu alanlarına da çok giriyorlar. İçinde olduğumuz bilen mesela. Veya benim şu anda ders verdiğim üniversite, Koç Üniversitesi. Bu bütün yerde var. Bütün dünyada bu eskiden bir anlamda sadece Amerika'da olan büyük parası olan insanların özel üniversite açmaları, özel müze kurmaları şimdi her yerde. Yani kamu alanının özelleştirilmesi de söz konusu. Tüm bu bir parçası olan. İşte yandaki müze, burası, ondan sonra Koç Sabancı Üniversitesi, Özel Üniversitesi vesaire. Yani bir mütokratlara neredeyse teslim edilmiş bir belediyecilik, bir eğitimcilik vesaire gibi bunlar var. İstanbul Festivalleri kim yapıyor? İKSV yapıyor. İKSV'den yani kim nerede olmasının vesaire vesaire. Son soru için isterseniz çok geç kaldım. Devlet hangi bir hizmet sektöründe özel tecrübüse veriyor?
ceza bile aldı. Eğitim konusunun dışında bir de ben aynı zamanda sağlık sektöründe özel teşebbüse geçmesinde bizzat kendimin bir hasta değil, müşteri olduğunu ve bu güvenimiz artıyor. Bu bağlamda da bütün kamu kuruluşlarının yavaş yavaş çöktüğünü görüyorum. Sonunda bütün yaşamımızı etkiliyor. Çok az. Ama yani bu neoliberal siyasetin ve neoliberal stratejinin bir parçası bu. Yani evet zaten bunları yapmayı bilemez. Yaptığı takdirde saçmalar, yanlış yapar. Dolayısıyla yani denetlemesi kolay ama. Evet, çünkü denetlemiyor çünkü genelde özelleştirilen şeyler monopol yapıyorlar.